Bu gece çorba olacaksınız arkadaşlar öncelikle. Üzgünüm sizi çorba edeceğim için ama ben bu konuyu işlemek zorundayım. Psikolojik olarak yani çorba olursanız normal yani normal. Yani endişelenmeyin, tamam mı? Sadece kader bir tekamül içeriyor değil mi? Sürekli çünkü insan gelişiyor. Coğrafyada o anda mesela senin haritanda aslında o anda o bölgede hiçbir şey geçmiyor. Ama o anda solar ark orada aktif oluyor ya da solar return o an aktif oluyor. Oradan bir şey geçiyor ve sen o anda bu konudan etkileniyorsun. Yani bu yıl ben nereye gitmeliyim? Tatile gideceğim, nereye gideyim? O siklokardiyografi işte yani. İşte bazen natal haritanda olmadığı bir yer manyak etkilerle dolu bir yere Jüpiter veya Güneş üçgenleri ya da Jüpiter Güneş paranları seni oraya taşıyabilir. Chiron, Venüs aksını kesiyor. Venüs geçişini kesiyor. Chiron, ilişkide problem, yaralanma. Mars, Chiron, kaza yapma. Mars, Chiron'u kesiyor. Mars, kaza yapma. Yani eskiden mesela atıyorum çok aile içerisinde birçok şeyi tolere edebilirken buraya geldi edemiyorsun yani. Kaldıramam diyorsun. İdare edemem anne diyor yani. Buraya gelmeden önce idare edebiliyor ama buraya geldiğinde keskin çizgileri var. Neden? Çünkü bak Kova burcu dördüncü evi kesmeye başlıyor. Kuzey Erdem buraya geliyor. Satürn de buradan üçgen veriyor. Diyor ki ya buraya Herro ya Merro diyor. Yani yıldız pusulasından bakarak onu evin daha kendi haritasına göre daha özel bir alanına alırsanız orada birazcık daha rahat edecektir ama o coğrafyada etkileşim olarak zor, onu söyleyeyim. Haftaya arkadaşlar gene bir toparlayacağım konuyu. Haftaya notları da bitirmiş olurum. Ondan sonra haftaya bir toparlayacağız konuyu arkadaşlar. Bayağı bir toparlayacağız. Coğrafya astroloji bitmiş olacak. Ondan sonra seçim astrolojisine geçeceğiz. Seçim astroloji da zamanında kalite. Zamanı nasıl kullanabiliriz? Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bir bardak su alayım, hemen geliyorum. Bu gece çorba olacaksınız arkadaşlar öncelikle. Üzgünüm sizi çorba edeceğim için ama ben bu konuyu işlemek zorundayım. Psikolojik olarak yani çorba olursanız normal yani normal. Yani endişelenmeyin, tamam mı? Şey olarak ya ben bunu galiba yapamayacağım falan sakın diye düşünmeyin. Çünkü normal, belki de birçoğunuz beni 4 ay sonra anlayacak arkadaşlar. Bu dersin kaydını 4 ay sonra izlediğinde anlayacak beni. Çünkü ya da denerken anlayacak. Yani ne demek istediğimi biraz deneme yanılma yöntemi de kullanmanız gerekiyor. Şimdi biz bugüne kadar ne dedik? Şimdi arkadaşlar bir astrokartografi şeyimiz var. Yani AKG, astrokartografi. Ana çatısı altında aslında bu. Yani insanların doğduğu yani hangi coğrafyada beni ne etkiler ama bu çatının altında tabii işte Güneş çizgisi, Ay çizgisi, Venüs çizgisi, Plüto çizgisi. Yani bunları tanımlamaya çalıştım. Şimdi bu gece biraz param mantalitesi, biraz orta noktalar. Gerçi siz de orta noktalar dersini işledik ama coğrafya astroloji arkadaşlarınız orta noktaları tam bilmeyebilir. Biraz onlardan bahsedeceğim. Orta nokta iki noktanın birleşerek tam o noktadan geçtiği alanlar. Ve biraz da arkadaşlar siklokardografi dediğimiz. Yani ondan sonra bu nedir? Bu ilerletilmiş haritaların yani ilerletildiğinde yani senin haritanın mesela işte solar returnu çıkarttığımızda ki durumunu veriyor arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi geodetik harita da arkadaşlar yani şöyle bir toparlayacak olursak bakın size bir geodetik harita getirdim. Bakın geodetik haritayı burada anlatmaya çalışacağım. Şöyle birazcık daha size yakınlaştırayım. Şu an yakınlaştırdım. Beni görüyor olmalısınız yani ekranı şu anda. Bilmem hani netlik derecesi çok net olmayabilir ama şöyle bakın görüyorsunuz. ASC bakın ASC çizgileri buradan çıkıyor arkadaşlar. Bakın buradan çıkıyor. Terazi bakın başa akrep. Ondan sonra bakın yay. Bakın oğlak. Bakın kova. Bakın buradan bu şekilde böyle gidiyor. Bakın yengeç. Ondan sonra bakın bu yengeç çizgisi. Bakın yengeç. ASC ikizler. Bakın ASC boğa.
ASC Koç, ASC Balık, ASC Kova, ASC Oğlak. Şu çizgiler burada böyle arkadaşlar, bakın böyle bu şekilde şeklinde böyle dağılıyor. Şöyle bakın gidiyor. Şu nokta üzerinde toplanıyor hepsi. Yani şunlar böyle geliyor. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. Şöyle geliyor. İşte bu da sikloka şey, bu zeodetik dediğim, geodetik dediğimiz, yani dünyanın haritası. Bakın biz burada arkadaşlar Türkiye olarak neredeyiz biz burada? Hadi bul bakalım şimdi Türkiye'yi. Burada evet, bunun altında bir yerler. Burada Ankara bakın. Şuradayız arkadaşlar. Bakın Ankara. Bakın Ankara. Bakın buradan arkadaşlar Aslan geçiyor. Bakın şuradan bu hat üzerinden Aslan çizgisi geçtiğini görüyoruz. Mesela şu bölge üzerinden Başak geçiyor. Bu bölge üzerinden Terazi geçiyor. Bu bölge üzerinden Akrep geçiyor. Bu bölge üzerinden hani baktığımız zaman mesela örnek, o zaman ASC'si Kova olan ülke bu taraf değil mi? Mesela Koç olan yer, mesela Koç olan yer burası. Mesela Boğa olan eksen böyle geçiyor. Gibi ikizler mesela bu bölge. Böyle gibi. Bunlar her bir çizgi arasında 30 derece olan, yani burç mesafesi 30 derece 30 derece, bunları ayırmışlar. Nereden? İşte şu nokta üzerinde sıfır noktalarından olayı bu şekilde böyle taşıyarak dünya üzerine giydirmişler burçları. Her burç arasında, yani bir iki burç arasında 30 derece zodyak derecelerini de buraya fark atarak burada, yani ikizlerle yengeç arasında, bakın yengeç çizgisiyle baktığımız zaman geodetikte bakın burçların dizilimini görüyoruz yani, tamam mı? Coğrafya üzerinde attığı, yani işte biz bunu otomatik çıkartıyoruz. Yani işte Ankara burası ya. Ondan sonra mesela MCC, bakın burada mesela burçları yukarıdan saymış. Mesela Koç burcu MC'de burası diyor. Boğa burcu burası, İkizler burcu burası, MC Aslan mesela, Aslan burası, bak MC'yi Aslan'a getirmek. Mesela Balık, Kova, hani ülkelerin geodetik haritaları şeklinde, yani bu şekilde düşünebiliriz yani, tamam mı? Mesela buradan başlıyor, böyle gidip sanki böyle geri geliyor şeklinde bir durum var. Sadece kader bir tekamül içeriyor değil mi? Sürekli, çünkü insan gelişiyor. Coğrafyaya da o anda, mesela senin haritanda aslında o anda o bölgeden hiçbir şey geçmiyor. Ama o anda solar ark orada aktif oluyor ya da solar return o an aktif oluyor. Oradan bir şey geçiyor ve sen o anda bu konudan etkileniyorsun gibi. Mesela örnek, o zaman şöyle bir durum var. Yani ben mesela arkadaşlar, yani ben şimdi mesela İzmir'de oturuyorum. Benim oradan Jüpiter geçiyor. Ah oh, kebap yani. Yani yatıştayım. Jüpiter güzel, akademik kariyer, bol kazanç falan filan veriyor. İzmir'deyim, çok rahatım. Ama solar return'da o yıllık sadece, yani solar return'da o anda oraya kar yağıyor gibi düşün. Mesela o anda Satürn geçiyor orada. Dolayısıyla solar return'da o anda benim Jüpiter, natal haritamda Jüpiter üçgenim olan yerden Satürn geçiş yapıyor. Ne oluyor? Aslında ben o coğrafyada çok rahatım ama o yıl çok büyük bir sorumluluk almak ya da böyle sıkıntı, baskı, o yıl ya da o dönem aktif olduğunda o coğrafya aktif oluyor. Yani bu ne demek? Şöyle bir şey yani değil mi? Mesela Türkiye'de hani ya da dünyada değil mi? Sürekli mevsimler var değil mi? Yaz oluyor, kış oluyor değil mi? Sürekli bir şey değişiyor. Aynı şekilde insan hayatında da, yani insan sadece bir coğrafyaya sürekli adapte olamıyor. Yani o an mesela hiç adapte olunamayacak bir coğrafya. Mesela haritasında Plüto karesi olan bir yer o anda Jüpiter'le aktif olunabiliyor. Ama natal haritasında Plüto karesi var. İşte bu şöyle bir şey demek bu. Yani natal haritasında Plüto karesinin olduğu bir bölgeye gidiyor. Yani gitmiyor aslında kişi. Ama Jüpiter o anda oradan trine yaparak geçiyor. Yani kişi çok böyle zorlu bir etapla o coğrafyaya girip o şeyi başarıp çıkmayla ilgili değil mi? Hayatımız sürekli o coğrafyada kalmak üzerine mi kurulu? Değil. Yani mesela bazen diyor, mesela ben Nijerya'ya gittim, bir yıl kaldım, geri geldim mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani gibi. O an benim natal haritamda progress haritam oraya vermiyor. Şaman, benim natal haritam oraya vermiyor ama progress haritam oraya veriyor. Dolayısıyla beni oraya itilime götürüyor. Tabii ben bunun farkındaysam seçme hakkım var. Yoksam dürtülerimle oraya gideceğim yani. Gibi. Yani siklokartografi daha çok bu alanla ilgili. Yani solar haritalar, solar arklar, solar returnlar, Jüpiter returnlar, ne bileyim işte yani çıkardığımız alternatif haritalar var ya, hani o yıllık tekamülünü gerçekleştirmenle ilgili gerekli olan ayrıntıları içeren haritalar. İşte ne bileyim profeksiyon haritalar falan. Ya da aklına gelen tüm harita tarzlarında. Coğrafi, astroloji geçerli. Ama böyle çok hani biz bu gelip geçici etkiler olduğu için biz natal harita esastır yani. Natal haritaya bakılır. Bu sadece kar yağacak yani gibi. Hani şey gibi şu an ben buraya ev kurayım mı?
Hani şey gibi. Ya insanlar size 2 saatlik danışmanlık esnasında arkadaşlar gelip de sana siklo kardiyografisini sormaz. Tamam mı? Çünkü yani adam diyor ki ben hayatım boyunca en mutlu olacağım yere gitmekten bahsediyor. O zaman natal haritası geçerli. Ama ben bu yılına mesela örnek ben mesela Marmaris'e gitmek istiyorum. Haritamda bir etkileşim yok diyelim. Marmaris'ten üçgenim geçiyor. O yıl tatile gidiyorum mesela gibi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani ya da orada Mars karem var veya benim haritamda Marmaris çok güzel yanıyor. Mesela Ay üçgenlerim var, Neptün üçgenlerim var falan. Çok güzel natal haritamda Marmaris tarafı. Ama benim solar haritamda orada Mars karesi geçiyor mesela. Mars karesi geçiyor. Bu nedir? Tabii oraya gittiğinde hareketli bir ortam olacağını, biraz kavga, biraz gerilim yaşanabileceğini falan gösteriyor. Gezegenler sürekli dönüyor. İnsan sürekli tekamül ediyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla sadece bir coğrafya bizim için yeterli olmayabilir. Ya da bir coğrafya bizim için yeterli ama o coğrafyada sürekli böyle hep böyle hitte olmayabilirsin. Yani ya da bir coğrafya sürekli sizin için berbat olmayabilir. Yani o sürekli bir değişim ve dönüşüm içindeki biz buna siklokardiyografi diyoruz arkadaşlar. Biraz bundan da bahsedeceğim bu akşam. Şimdi local space var arkadaşlar. Yıldız pusulası var. Bakın şimdi bunlar horizon kart, local space. Yani local space, relokasyon konulu. Mesela bunu toparlayayım şöyle bir kafanız karışmasın. Daha önce işlemiştik biliyorsunuz. Ben nereye gideyim? Yani ben doğdum, annemden ayrıldım, göbek bağım kesildi. Ben o anda gezegenler ne tarafta? Yani gezegenler ne tarafta? Bir nevi benim üstümde bir manyetik rezonans oluşturuyor gezegenler. Ben bulunduğum yerde hangi tarafa doğru aktif olmam? Yani ay tarafına doğru gidersem işte yuva algılarım vesaire gibi sertlenme duygularım, duygusal tarafım çalışacak. Güneş'in kendimi daha ifade edeceğim alanlar olacak. Güneş tarafı, Venüs tarafı, para, aşk, sevgili vesaire. İşte horizon kart var. Gezegen pusulası batı, doğu, güney ve kuzey şeklinde pusulayı sana yani gezegenlerin pusulasını veriyor. Ve ben nereye gidersem bu pusula benim sanki kafamda manyetik bir rezonans taşıyor. Yani ben bunu evimin merkezine koyduğumda da aynı şekilde bir yön hissediyorum. Yani şehrin merkezine de koyduğumda yani o şehirde nereye gitmeliyim ya da ben evin içinde nerede daha iyi takılıyorum ya da ben bir dükkanın içinde ya da ben bir yere girdiğimde yani bu benim manyetik eğilim rezonans etkim gibi. Yani ben bir yerde uzun bir süre durduğumda hangi taraf benim için daha böyle akıcı oluyor enerji. Buna biz de Feng Shui diyoruz aynı zamanda. Yani gezegen pusulasıyla Feng Shui yani gezegen pusulası ya da horizon kart dediğimiz şey aslında Feng Shui ile aynı şey. Yani ama bu kişiselleştirilmiş Feng Shui. Kişi bize şeyi sorar. Hani siklokartografi etkilerini sormaz. Yani bu yıl ben nereye gitmeliyim? Tatile gideceğim nereye gideyim? O siklokartografi işte yani. Tamam senin natal haritan buraya git diyor ama o yıllığına bir yere gitmek istiyorsun sen. Ya da geçici olarak ya da sen geçici olarak bir yerde bir iş yapacaksın tamam mı? O bölgede yani ilerletilmiş haritan mesela senin natal haritan oraya vermiyordur. Ama o anda bir Jüpiter üçgeni geçiyor oradan tamam mı? Yani zor olacak ama al git al onu gel yani. Anladın mı? Yani çünkü orada senin güzel bir enerjin var. Natal haritan vermediği için biraz zorlanacaksın ama etkileşim işte hayat böyle bir şey yani değil mi? Hiçbir zaman çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Her şeyi üçgen gelecek diye beklerseniz maalesef beklersiniz yani. İşte bazen natal haritanda olmadığı bir yer manyak etkilerle dolu bir yere Jüpiter veya Güneş üçgenleri ya da Jüpiter Güneş paranları seni oraya taşıyabilir. Paranlar, şimdi paranlardan bahsedeceğim biraz. Paranlar sadece natal haritalarda geçerli. Yani solar ark, solar retrum gibi şeylerde çok fazla aktif değil paranlar tamam mı? Yani paranlara siklokardiyografi yaparken pek dikkate almayın ama natal haritaya bakarken paranları kullanın. Paranlar da mesela senin güneş yani mesela güneş Plüto karen varsa güneş Plüto paranı mesela senin için tehlikeli bir paran yani. Yani kare olan etkiler yani iki gezegenin mesela örnek senin şimdi bak mesela senin güneş Mars kavuşumun var şimdi Şükran. Mesela güneş Mars paranı senin için tehlikeli bir paran. Paran da yatayda verir böyle sarı sarı verir. Tamam mı? Sarı çizgilerle böyle yantan gösterir. O hat boyunca diyor burası diyor güneş Mars aktivasyonunu gösterir diyor. Yani iki gezegen arasındaki açıyı verir. Yani dolayısıyla şimdi burada bizim Şükran'ın da çok muhteşem bir güneş Mars yani bir tekaresi var. Karmik tekaresi var. Dolayısıyla hani pek oraya gönderip canını sıkmak istemeyiz yani. Tamam mı? Çünkü güneş Mars paranları üzerinde çok rahat edemeyecek. Çünkü haritasında zaten Güneş Mars karmik tekare.
olduğunu görmekteyiz. Yani kavuşum yapıp da karmik tekrar olduğunu ve aksiyon yeteneklerini kısıtladığını, canını sıktığını görüyoruz. Aynı şekilde Güneş Venüs paranları da onun için biraz zorlayıcı olduğunu görüyoruz. Orta noktada bulunan Akrep üzerinde, tabii biz şimdi bunun tam orta noktada bir Arap noktası da Akrep burcunda oluşmuş oluyor. Yani astroloji biraz derin bir konu arkadaşlar. Hani orada bir orta nokta tam bir Arap noktasını tetikliyor olabilir. O noktanın, yani işin içinde Arabik pointler de var. Yani tam o orta noktanın üzerinde bir Arap noktası varsa ve çünkü orta noktalar sana bir noktayı söylüyor. Yani ikisinin ortalamasını veriyor ama orada bulunan enerjiyi senin oradan geçirdiğini söylüyor şimdi. Bu orta noktaları açtığında. Şimdi buradan Ay Jüpiter diyor ki ben kocamdan boşandım. Tamam, dediği gibi yuvada bir şey olmuş yani. Ama Ay Jüpiter genellikle iyidir yani. Ay Jüpiter orta noktaları iyidir. Şimdi eşinin haritasıyla da bakmak lazım oraya. İşte işler değişebilir. Mesela hani burada senin haritanda sadece Ay Jüpiter orta noktana denk geliyor. Bir. Şöyle bir orta noktayı çekiyorum. Bir daha ASC olarak bakıyorum. Ya buradan ne geçiyor ki? Plüto üçgeni geçiyor arkadaşlar. Bakın şuradan bir Plüto üçgeni geçiyor. Ama yok yani İzmir'in üstünden geçmiyor yani. Bir de üçgen geçiyor. Güç var orada. Yani şurada ben senin doğum saatin ya yani Juno karesi var ya burada. Bakın şuradan geçiyor. Ben senin doğum saatin birkaç dakika oynayacağını düşünüyorum. Yani bu Juno karesi sence bence buradan geçiyor. Burada hani kadersel opsiyonunda böyle bir seçenek var. Yani böyle bir durum söz konusu yani. Üzgün. Yani kendi yaralanma ihtimalin var. Hani sen gene İzmir'de olmuşsun, kendini korumuşsun gibi bir şey. Yani verilmiş sadakan varmış. Bakın dedim ya ben daha ilk haritayı açtım. Dedim yani bu ne dedim, eyvah günah şey Mars'la Güneş dedim şey tekare dedim, buraya giderse zorluk yaşar. Hani paranlarına giderse zorluk yaşar. Arkadaşınız gitmemiş ama natal haritada aslında hani şiddet var, ortaya şiddet görecek. Aslında kendini koruyabileceği en normal bir yerde. Gerçek söylüyorum, Güneş paran aksında daha büyük şiddet görebilirdi ve çok ciddi yaralanabilirdi ve bu iş çok tatlı bitmeyebilirdi. Şöyle diyeyim, İstanbul'a gitmendense orada şöyle etkiler var. Onu belirteyim de yani onu da söylemiş olayım. Yani burada İstanbul tamam astroloji için çok güzel. Kuzey Aydın, Güney Aydın paranların geçiyor buradan güzel ama burada beklenmedik olaylar olabilir sürekli. Yani illa buraya gidip burada bir şeyler yapmak değil. Buradan oraya doğru bir şeyler yapabilirsin. Yani buradaki coğrafyadaki insanlar astroloji konusunda sana yardımcı olacaklardır. Yani illa yer değiştirmene gerek yok. Yani ben burada senin daha çok bu bölgelere doğru çıkarak biraz daha hani tepdili mekan yaparak hani şehir içinde yer değiştirerek, küçük ölçekte yer değiştirerek en fazla. Dediğim gibi onda da biraz önce saydığım yerler olabilir. Daha senin için güzel olacaktır. Onu söyleyeyim. Tamam, kendine iyi bak. Yine derslerde görüşürüz. Ben diğer arkadaşına geçeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, bir diğer arkadaşınıza bakacağım. Bak mesela nokta atışı soru sormuş arkadaşınız. Güzel. Hocam Almanya doğumluyum. Türkiye'de kayda değer bir açım yok. Haritama göre ben yabancı ülkedeyim. Zorluklar yaşadım, yaşıyorum. Orada şu bölgede gidersen bir partnerle sorun yaşayacaksın şu bölgede. Yaşamış da olabilirsin. Bu bölgede yara alırsın. Kesiyor çünkü tak 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 tak. Bak kesti bu noktaları, gördün mü? Bak şu noktayı kesti. Bak tepeden Şiron, alt taraftan Şiron. Bak kare nereyi kesti? Bak Venüs. İlişkide problem. Bak şu aks. Şiron Venüs aksını kesiyor. Venüs geçişini kesiyor. Şiron ilişkide problem, yaralanma. Kuzey Aydın, Güney Aydın kadersel olarak bir problem. Netherlands. Mars Şiron kaza yapma. Mars Şiron'u kesiyor. Mars kaza yapma. Şiron Şiron kare yaralanma yine. Buradan bak kese 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 geliyor buradan. Bu lokal space hatlarını kesiyor veya burada bakın Uranüs görüyor musun? Şu bölgeyi kesiyor mesela bakın. Uranüs Venüs gibi. Ama paranlar çok nokta atışı çalışır arkadaşlar. Yani böyle yani tam orası yani, tamam mı? Böyle yani opsiyonel değil. Onu söyleyeyim. Fazla bir derece şey alabilirsin. Şimdi burada bu hatlar geçmiş. Senin o bölgede bak yine Junolar bu tarafları kesiyor tak 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 tak. Yani bu bölgede açıkçası bir şey yok. Yani bu bölge içerisinde böyle bir her taraf Şiron, Juno kareleri falan. Türkiye'ye doğru geldiğimde şimdi Satürn üçgeni geçiyor. Alt taraftan IC, ev edinmek, yuva edinmek, İstanbul. Evet. Ama sorumluluk almakla ilgili. Sen burada böyle bir sorumluluk mu aldın acaba? Şimdi Satürn IC noktanı üçgen yapmış. Bu ne demek? Satürn otorite, kanun, aileye müdahale ya da otorite ile ilgili aile ya da yuva aldım, ev aldım, evet, demek.
Şimdi bir bakalım bakalım senin haritanda Satürn ne kıvamda? Senin Satürn Neptün karşıtlığın var. Şimdi oraya geldiğin zaman yani şöyle yapmış. Bu Satürn senin yani öyle bir noktaya gelmiş ki buradan böyle gelmiş. IC noktana üçgen yapmış. Yani bu senin uzlaşma. Yani bir sorunun varsa eğer ailevi olarak uzlaşma, mal edinme, dükkan açma gibi konularına sebep verir. Senin bir sorunun vardı, İstanbul'a geldin mi hallettin, nasıl oldu? Sen de bir şeyi netleştirmekle ilgili bir şey var. Yani sen ailevi bir yani Satürn Neptün karşıtlığı var. Satürn de koca figürü biliyorsun. Oraya geldiğinde aileyle ilgili bir şeyi netleştirmekle ilgili. Senin daha önceden bir sorunun vardı da oraya geldin de mi bunu netleştirdin? Yani buraya geldiğinde aile temaları, bir de kova burcu senin kuzey ay değil mi? O da oraya gelmiş oldu. Yani bu da ne demek oldu? Bu da şu demek oluyor. Değil mi? Özgürlük. Yani seni kısıtlayacak herhangi bir şey senin pek umurunda olmaz. Evet, sen burada aslında 26 derece terazi senin daha çok kadersel olarak etkiliyor. Ama transit olarak yani bak dediğim gibi astrolojinin içinde pembe, sarı, kırmızı, yeşil, mavi yok, tamam mı? Biraz bulamaç gibi. Yani insan karakterinden bahsediyoruz psikolojik olarak. Dolayısıyla senin haritan aslında ilk doğduğun haritan hala geçerli. Ve oradaki sabit yıldızlar tıkır tıkır çalışır. Ama coğrafi olarak sen buraya geldiğinde karakterin birazcık daha bu tarafa doğru evrilecek yani. Yani bu senin karakterini evriltiyor sadece, tamam mı? Coğrafi değişiklikler mutlu olman olmamanla ilgili. Yani natal haritan hala bariz açıkta. Aynen geçerli ama... Buraya geldiğinde buradaki gibi davranıyorsun. Ev dispozitör hatların değişiyor. Yani birazcık daha karakterinde oynamalar oluyor. Yani eskiden mesela atıyorum çok aile içerisinde birçok şeyi tolere edebilirken buraya geldiğinde edemiyorsun yani. Kaldıramam diyorsun. İdare edemem anne diyor yani. İdare edemem diyor yani. Tamam mı? Hani buraya gelmeden önce idare edebiliyor ama buraya geldiğinde keskin çizgileri var. Neden? Çünkü bak kova burcu dördüncü evi kesmeye başlıyor. Kuzey Erdem buraya geliyor. Satürn de buradan üçgen veriyor. Diyor ki ya buraya herro ya merro diyor. Yani bunu ya diyor uzlaş yani tabii ne olur mesela sen burada İstanbul tarafında ev de alabilirsin. Yani tapu elde etme tabii kova olması biraz sosyal olacaksın sosyal etkilerle. Biraz senin ev anlayışın birazcık daha böyle modern kültür ondan sonra birazcık böyle kova olduğu için ondan sonra özgürce yaşayabileceğin bir alan olmalı. Ev anlayışında modern çizgiler olmalı astroloji olmalı bak mesela buraya geldiğinde astroloji ilgi. Astrolojiyle uzlaş ya da astrolojiyle ilgili işler yap. Satürn burada seni destekliyor. Bak yine buradaki 3. evdeki planetlerin 2. eve doğru kaydığını görüyoruz. Bunlar daha önce buradaydılar. Şimdi bu tarafa doğru kaydılar. Yani sen bu coğrafyaya geldiğinde birazcık daha parasal kaynaklar senin için ön plana çıkıyor. Evet şimdi bir diğer arkadaşınıza bakacağım. Hocam ben haftaya Nevşehir Konya civarına gitmeyi düşünüyorum. Bakabilirim relokasyonda orada olduğumu gördüm. Onu açtırmak için gideceğim. Aa, sırf relokasyon için gidiyorsun. Doğru mu? Evet. Baktığımızda aynen öyle. Nevşehir Türkiye, Kayseri Konya arasında bir yer. Evet. Şu şeyin gölünün yanında işte. Tuz gölünün yanında hemen. Tamam. Okey. Şurası. O bölge üzerinden ne geçiyor? Yani şu bölge üzerinden ne geçiyor? Önce şöyle bir paranlarıyla da bakalım. Bütün paranları açtım. Nevşehir'e Mars Şiron paranları geçiyor oradan. Senin ortağında Mars Şiron ne veriyor? O bölge seni yaralayabilir, tamam mı? Pluto, şimdi bak zaten ben şu Pluto karesini gördüm ama sen yine de oraya git. Nevşehir güzel bir yani direkt bir şey Mars falan yok orada da. Yani Pluto karesi var hani tabii senin köklerini gösteriyor. IC kök noktanı gösteriyor o bölge. Evet o bölgede biraz böyle yaralayıcı olaylarla karşılaşabilirsin. Ama git yani. Yani seni öldüren bir şey yok orada. Yani şöyle diyeyim güney ay düğümü kuzey ay düğümü. Aksları senin geçmiş hayatlarda bulunmuş olduğun bölgeyi gösteriyor. İçel yani şu bölge üzerinde bir aksiyonun var. Yani şu bölge üzerinde bir aksiyonun var. Yani buradan ama bu aks tabii ki çok te buraya kadar gidiyor yani. Bu akslar üzerinde ama 1200 yıllarda. İçelden mi geçiyor yoksa oradan mı geçiyor onu bilmiyorum ama bu bölge üzeri bu hat senin kadersel opsiyonlarını sunuyor. Tuzgölün alt tarafı Konya tarafından olduğunu burada söyleyebiliriz. Şifa dediğin gibi o konularla ilgili burada seni aktif ediyor hat. Bak şu hat dikkatli ol. Şu bölge biraz zorlayıcı olan bölgelerden bir tanesi. Özellikle şu kesişimler var ya şuralara dikkatli ol hayatında. Mars geçiş paranlarını çarptığı yerler. Özellikle Konya'nın alt tarafı şu bölge. Kendine çok iyi bak yine görüşürüz. Bir diğer arkadaşına geçeceğim. Tamam.
Tamam, görüşmek üzere. Diyor ki sen bu coğrafyaya gidersen diyor. ASC diyor tam buraya gittiğinde ASC haritanda Mars ASC'yi kare yapar diyor. Şimdi senin bebişin haritasında Mars zaten ASC'yi çok yani zaten kare yapacak yani anladın? Oraya gittiğinde açı netleşiyor yani anladın mı? Yani oraya gittiğinde bu Mars tepeden aşağıya kareyi netleştirmiş oluyor yani. Şimdi ona bakalım bir dakika şimdi. Bebiş burada Mars en tepede. Sende Mars Chiron trinesi var. Yani çocukta öncelikle bu çocuk sağlıkçı falan yani bir sağlıkla ilgili bir şey var bunun. Sağlık sektöründe falan çalışabilir bu çocuk. Oraya gittiğinde ASC zaten ASC kareye çok yakın yani senin orada tolerans bazında zaten bu çocuğun karesi var onu söyleyeyim. ASC'ye karesi var tolerans bazında. 26 derece kova ya ASC'ye 4 derece kalmış. Zaten 6 derece opsiyon no Mars orayı zorluyor. Uranüs DSC var. DSC'den de buraya da yine Mars bu bölgeyi zorluyor biri. Evet yani bu çocuk burada pek rahat değil onu söyleyeyim yani. Peki yani tek başına bireysel olarak buradan pek keyif alacağını zannetmiyorum. Merkür, Venüs var. Şu bölgede evet. Şu bölgeye inmemelisiniz. Aile olarak Alanya ne tarafta kalıyor be? Evet o tam Mars geçiyor oradan. Valla. Şimdi bak işte bu gibi durumlarda mesela. İşte şöyle bir şey yani sen oradan mutlu olursun. Yani burada tabii hepinizin kişisel olarak haritaları... Ama hepiniz oraya gittiğinde tabii yani bu tarz aile olaylarında birlikte bak siz oraya komple yerleşeceksiniz değil mi? Yani sen orayı beğenirsin. Yani sen oraya beğenirsin. Ama yani birinizin haritası burayı nakavta sürüklüyor. Yani hangisi tek tek bakmak lazım. Birinin haritası buraya uymuyor. O da enerjiyi bozuyor yani ya da yakınlarda bir yere uymuyor. Dolayısıyla ortalaması oraya geliyor falan gibi bir etkileşim var. Yani ama Alanya üzerine Mars tak 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 kesiyor buraları. Nereleri kesiyor? DSC, Mars... Mars burayı kesiyor. Güneş, Venüs, Merkür. Pluto karesi var. MC şu bölgede. Yani işte maalesef şimdi oraya kesin gitmek zorunda mısınız? Ailece yerleşmek olsa tabii şimdi işte bu gibi durumlarda yani tekil olarak sen gideceksen git. Senin çocuk gidecekse gitsin. Senin eşin zaten orada galiba değil mi? Siz biraz daha şu bölgeye yerleşseniz daha iyi. Jüpiter geçişleri var. Jüpiter geçiş hatları çok güzel bu bölge. Ama şu bölge Mars geçiş hatları yani. Antalya'nın Marmara yani şey tarafı biraz daha nasıl diyeyim sana Fethiye tarafı Fethiye Kumluca tarafı daha iyi yani bir ama siz tam noktaya gidiyorsunuz ya mesela o at biraz sizi biraz yorabilir yani nasıl yorabilir şimdi ikinizin birlikte dördünüzün birlikte Mars çalışıyor Mars aktif oluyor Mars geçişi yalnız bir dakika dur şimdi dur bekle bir dakika Mars Neptün Mars Pluto arasında güzel açılar var. Mars Satürn arasında güzel açılar var. Mars'ı mı terazide sakat durumda. Ama Mars'la Venüs birbirine ağırlama yapıyor. Tamam problem yok ya. Şunu sana söyleyeyim. Mars Venüs birbirine ağırlıyor. Bir problem çıkar ama halledersiniz yani. Öyle çok kaza bela bir yer değil yani. Yani şey var birazcık seni çocuklardan biri orada huzursuz olabilir tamam mı? Ama halledersiniz. Venüs Mars arasında kompozit haritanızda yani birbirine ağırlama yaptığı için senin orada Mars birden oğlak oluyor yücelime geçiyor. Dolayısıyla ya bir sorun var ama halledebiliyorsunuz. Ne olursa olsun burada bir halledilebilir bir olay var. Anlatabiliyor muyum? Ve bu bir kaza değil. Venüs çok güçlü. Şey bu olabilir. Yani biriniz sadece orada çok huzursuz olabilir. Ay karesi var. Yani oradaki yuva şartlarına alışamayabilir. Ama bunu tolere edebiliyorsunuz yani. Mars Venüs ya atıyorum başka bir odaya geçebiliyor ya da başka bir şey yapabiliyor yani. Anladın mı? Yani bir şeyi sevmiyor ama başka bir şey daha var. Ay karesi var ya. Muhtemelen küçük çocuklardan bir tanesi yani. Yıldız pusulasından bakarak onu evin daha kendi haritasına göre daha özel bir alanına alırsanız orada birazcık daha rahat edecektir ama o coğrafyada etkileşim olarak zor onu söyleyeyim. Hep birlikte olunca orada sürekli bir aksiyon var. Ama Mars yani bu aynı zamanda zihinsel olarak seni hepinizi zihinsel olarak çok geliştirecek. Hayallerinizi gerçek Mars Neptün treni var. Yani hayallerinizi gerçekleştirmek için güzel bir yer. Senin haritanda Mars Neptün trinesi var. Yani Mars'ın olduğu aktive olduğun yere gittiğinde direkt Mars oğlak gibi çalışıyor senin. Bu oraya gitmen sizi zihinsel olarak geliştirir. Hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Yani ya git bir sorun yok. Öyle bir problem edici bir yer yok. Mars Satürn'ü zaten almış yani. Venüs Satürn'ü almış. Daha stabil kazançlar var. Oraya gittiğiniz zaman kazanç olarak daha stabilsiniz. Ama dediğim gibi Ay Mars karesi ya işte bir yani yuvasal konumdan bir yerde bir sorun var ama nasıl çıkar onu bilmiyorum yani. Senin haritada çocukta da Mars'ın haritasında yani Mars'ta bir sorun yok. Yani Mars haritanın en tepe noktasında ASC şey yapıyor ama Chiron'dan güzel açılar oluyor.
Mars-Uranüs arasında yüzellikler var. Görüyor musun? Senin çocukta ben sana şöyle anlatayım. Senin çocuğun aslında nasıl bir sorunu var biliyor musun? Bacaklarında belki diz kapaklarında, bacakların diz kapaklarının üzerinde sorun olabilir. Mars-Uranüs arasında bir sinirsel elektrik sorunu olabilir ya da tabii bunu ileride belki yani şu anda mesela bacaklarında bir sorun var mı? İleride bu bacak ağrıları, romatizma vesaire bu tarz şeyler oluşturuyor. Bir derece olduğu için o kadar çok korkmana gerek yok. Mesela boğazları tahriş olabilir. Uranüs boğadan şeyden Mars yaydan geliyor. 150 açı veriyor. Bu da yaklaşan açı olunca hastalık getirir. Bacaklara vurur, boğazlara vurur. Bir derece olduğu için hafif şiddetli bacak ağrıları ileri yaşlarda natal haritasında var zaten. Hani ileride orada durmamalı. Arkadaşlar 150'lik açı olan yerlerdeki gezegenlerinize giderseniz hasta olma ihtimaliniz var. 150'lik açılar da hastalığa çalışır. 150'lik açılara ve 6. evdeki açılar, 6. evdeki gezegenlerinizin olduğu yerlere giderken dikkatli ol hasta olursunuz. Ama senin 6. evinde Mars var diyelim, Oğlak burcunda Jüpiter trinen var. Sen git yani. Anladın mı? Problem yok arkadaşım. Neden? Çünkü hani bu kadar çok korkmayın şeyden. Hani Mars 6. evde illa hastalık getirmez. Oğlak burcunda diş ağrısı, cilt problemleri getirebilir. Ama Jüpiter trinen var be arkadaşım. Yani çok süper iş kuracaksın orada. Anladın mı? Ya git 2 dakika dişini çektiriverirsin yani. Burada hani dişin ağrırsa çektirirsin yani. Burada demek istediğim yani bir diş ağrısına katlanmamak için süper işten de olunmaz. Şimdi senin Mars'ın 6. evindeyse, Mars'ın 6. evinde Oğlak burcundaysa bu hastalık demek hemen değil yani. Süper iş verir yani, tamam mı? Hani Jüpiter'den de trini almışsın zaten. Abi sen ne duruyorsun, git yani. Orada sana hastalık çıkmaz. En fazla dişin ağrır, cilt problemi 2 tane krem alır geçirirsin. Kendine çok iyi bak, Allah şifa versin. Haftaya arkadaşlar gene bir toparlayacağım konuyu. Haftaya notları da bitirmiş olurum. Ondan sonra haftaya bir toparlayacağız konuyu arkadaşlar. Bayağı bir toparlayacağız. Coğrafi astroloji bitmiş olacak. Ondan sonra seçim astrolojisine geçeceğiz. Seçim astroloji da zamanında kalite. Zamanı nasıl kullanabiliriz arkadaşlar, bunları anlatacağız. Uygulama olarak yine aynı şekilde olacağını belirteyim. Yani dersimiz yine uygulamalı, teorik bilgi paketler size iletilecektir. Bu konuyla ilgili uygulamalı içerikler paylaşacağız. Burada da daha çok hani hangi işi ne zaman yapayım, iş ne zaman kurulur, ne zaman yapılır gibi konulara değineceğiz seçim astrolojisinde. Arkadaşlar bu gecelik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Alamant olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler.